Merhabalar, herkese selamlar. Gündüz Hocam merhabalar. Selam Arda. Bir yola çıkalım bakalım Birlikte bir birlikte. yolculuğa çıkacağız. Gündüz Bey, Covid salgını neredeyse bir yıldır bizimle. Sizce bu salgın toplum sağlığını nasıl etkiliyor? Bizi ileride nasıl izler bırakacak? Arda, kötü şeyler çok konuşuluyor da yani neden mahrum kaldığımız, hem daha uzun vadede neye doğru bizi götürdüğü, hem de bence çok olumlu tarafları. Onu pek konuşmuyoruz çünkü şikayet etmeye alışığız genellikle. Maalesef o şikayet de depresyonu getiriyor. Depresyon kurtulamayacağızı getiriyor ve günlerimizi geçirebileceğimizden çok daha kötü geçirmemize neden oluyor. Yani günlerimizi zenginleştirebileceğimizi daha da kapatıyoruz ama ne oldu bence olumlu olan? Yani çok olumlu olan belki türümüzün tarihinde ilk defa, türümüzün tarihinde veba olduğunda biliyorsunuz şeydi, yani Tanrı'nın bir gazabıydı. Kurtuluş da işte kestirmeden cennete gidiyorduk belki. İspanyol nezlesi daha yakın, makus talih gibi bir şeydi. Ne olacaksa olsun. Şimdi bilime koşuyoruz. Dine değil, bilime koşuyoruz. Bu belki türümüzün tarihinde böyle bir felakette ilk defa. Yani herkes aşı çıksın, kurtulacağız diyor. O da tartışılır, aşı ne zaman olacak, ne zaman bitecek ama bu çok çok büyük bir dönüm noktası bence türümüz için. Çünkü bilimden çok soğumuştuk bence. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? İşte atom bombası, iklim krizi, çevreyi zehirlememiz, hep bilimsel buluşlar sonucu. Şimdi birden ya bilim bizi kurtaracak demeye başladık. Bilmiyorum ne diyorsun. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bence de gerçekten böyle bir dönüş oldu ve gerekli bir dönüştü. Peki ben bunun üstüne şuradan bağlayarak iklim krizi dediniz, çevreyi yok ediyoruz dediniz. Yani belli ki insanlar gerçekten şu an bize var olan doğayı paylaşamıyoruz ya da doğru paylaşmıyoruz belki de. Sizce Covid döneminde açığa çıkan sistemsel krizler nedir? Bu sistem Covid döneminde hangi açıklarını ortaya çıkardı? Bunları nasıl gördük? Covid bunları sizce açığa çıkardı mı? Arda bence şeyi açığa çıkardı işte Greta ne kadar uğraştıysa da şey ikna edemedi. Sokaktaki insanı belki seni belki beni ikna edemedi. Küresel yurttaş olmaya. Sanki başkaları orada bir şeyler yapacak falan filan. Covid'le ilk defa küresel yurttaş olduk. Yani bir küresel bilinç gelişti. Çünkü herkesi vuruyor. Belki Greta ilk küresel yurttaşı gezegenimizin. Ama biz de hep şimdi küresel yurttaş olduk. O bence Covid'in başka bir şey, başka bir getirisi. Oradan da başka şeyler şimdi, ulus devletler falan müthiş darbe yedi. Hele Batı'da. Çünkü bu işi beceremediler. 5-10 kuruş uğruna hala borsalar yani inanılmaz. Zirve yapıyor. 5-10 kuruş uğruna işte şu bakkal açık kalsın, şu lokanta açık kalsın diye bu işi beceremediler. Katlettiler yani kendi halklarını. Halbuki Çin'de şimdi 1,5 milyar falan nüfus. Dün galiba bir ölü vardı. halbuki şey de çok kolay. Tamam, adamın çalışması lazım, paraya ihtiyacı var. Ya herkes savunma bütçesinden %2 kısıntı yapsa fazla değil 4-5 tane savaş uçağı, 10 tane tank. Dünyayı besleyebiliriz bir yıl, 1,5 yıl. Yani herkes yemek yiyebilir, kirasını ödeyebilir. Yani bu kadar çivisi çıkmış bir düzenin kanıtı bu. Kesinlikle katılıyorum. Zaten dediğiniz gibi mesela %2'si değil, yüzde belki 0,5'i kısılsa, belki büyük şirketlerin harcamalarının bir kısmı, %0,1'lik bir kısmı daha eşit bir şekilde paylaşılsa, Değil mi? zaten bu konuştuğumuz sorunların hiçbirini konuşmayız. Ben de tam buna değinmek istiyordum aslında. Covid salgını sonrası global, küresel insan dediniz ama bir taraftan da salgından sonra gelen sınırları kapatma kararları, örneğin aşı karneleri, işte Çin aşısı olursanız Avrupa'ya giremezsiniz. Ya da Çin, Avrupa
aşısı olmazsanız Amerika'ya gidemeyeceksiniz. Sizce bunlar insanları nasıl etkileyecek? Yani seyahat kısıtlaması, eskiden bildiğimiz gibi seyahat edemeyecek miyiz? Hatta bunun daha politik ve demografik boyutundan bakarsak, belki de Avrupa ülkelerinin, Batı ülkelerinin, Amerika'nın benzer şekilde başka ülkelerin de almak istediği, daha önceden almaya cesaret edemediği bazı kararları bu salgını bahane ederek aldığını düşünür müsünüz hocam? Örneğin serbest dolaşım, demografik dengeler derken de şundan bahsetmek istiyorum. Bu göç dalgası, sermayenin mecbur tuttuğu bu göç dalgası, insanları kendi ülkelerinden daha büyük ülkelerde daha ucuza çalışmaya ittiği için yavaş yavaş burada İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da eski bildiğimiz demografik dengenin bozulduğunu gördük, değiştiğini gördük. Yani bozulma demeyelim ama belli bir değişim büyük içerisine girdi. Ve bu ulus devlet kavramını da düşünürsek artık, yani ulus devlet demek bile çok zor. Örneğin İngiltere, Fransa bunu ne kadar anlatmaya, savunmaya çalışsalardı bunu diyemediğimizi görüyoruz. Sizce bu dediğim gibi devletler Covid'i en azından bir bahane olarak göstererek bu kararları alma yoluna mı girdi hocam? Ne kadar aynı düşünüyoruz. Yani ulus devlet koronayla iki yerden, iki tokat yedi, iki uçtan. Bir, tabii göçmenler, yani Türkiye'de 5 milyon, 6 milyon göçmen var. Arada sırada haberlerini duyardık. Hiç göçmen yokmuş gibi. Keza Avrupa'da. Yani kamplarda yaşıyorlar, sokaklarda yaşıyorlar. Bir odada 8-10 kişi yaşıyorlar. O göçmenler hiçbir şekilde ulus devlete, hele bu koşullarda dahil değil. Ama zaten dahil değildi. Yani Almanya, Türkler ne kadar Almanya, ne kadar Türkiye'ye ait, hiçbirisine ait değil. Kendisine ait. Yani ulus devlet oradan, göçlerden zaten gidiyordu. Fakat şimdi şeyden de gidiyor. Milliyetçilerden de gidiyor. Çünkü Amerikan milliyetçiliği sonunda Trump'a bile karşı çıktı. Şeyi işgal ettiğimizde, Kongre'yi işgal ettiğimizde bize arka çıkmadı diye. Yani onlar da bu ulus devletten memnun değil. Şimdi Amerika'da eyaletler falan şimdi ABD'den ayrılmayı tartışıyor. Onun için ulus devlet büyük darbe yedi buradan. Bence olumlu bir darbe yedi. Yani imparatorları gördük, ulus devletleri görüyoruz. İleride onları da görmeyeceğiz. Belki şehir devletler göreceğiz. Fakat bu göçmen işçiler, onlar ne olacak? Bence şeye gidiyoruz artık, robotlaşmaya gidiyoruz. Artık böyle seyahat et, orada iş bul falan filan, ucuz işçi bul, olmayacak. Onu zaten Japonya uzun yıllardır yapıyor. Belki en ırkçı ülkelerden bir tanesi şeyde, Çin'le birlikte. Yani teknoloji çok değişti, teknoloji değişecek şimdi. Ve toplum yapısını bence çok değiştirecek. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun? Kesinlikle katılıyorum hocam ve zaten belki kamerada da görülmüştür, siz deyince biraz gözlerim parladı. Ben de hep daha önce tabii ki okuduğum insanlardan, fikirlerden de esinlendim ama şehir devlet kavramını özellikle önümüzdeki 20-30 yıl içinde oluşacağını düşünüyorum. Bunun hatta önlenemez olduğunu düşünüyorum. Hatta belki de oluşmaya başladığını düşünüyorum. Örneğin Silikon Vadisi'ne bakınca, yani bir şehir devlet dediğimiz nedir? Belli grup insanların dini, dili, ırkından ziyade yaptığı iş ve o şehirde yapılması, o şehri kalkındıracak iş için bir yerde bulunup bir araya gelip burada bir çalışma ortamı kurmaları ve artık o şirket mi olur, şehir kendisi mi olur? O kadar güçlenecek ki kendi kendine yönetime kapasitesine gelecek ve kendi kendine yönetilecek. Bence evet, de kesinlikle. Dünyanın geleceğinde 20-30 yıl sonra bunları göreceğiz. Sadece Silikon Vadisi de değil. Yani bu İstanbul için bile verilebilecek bir örnek aslında. Daha küçük bir şartta baktığınız zaman. Görüyoruz. Yani her ülkede Amsterdam, Londra, New York Amerika'ya benzemiyor. Hollanda'ya benzemiyor. İstanbul Türkiye'ye benzemiyor. Fakat bu haliyle de çok antidemokratik şehir devletler, şehirler şu anda. Bu kadar göçmen var, bu kadar yabancı öğrenci var falan. O şehrin yönetimi üzerinde hiç söz sahibi değiller. Aynen öyle. Mesela İstanbul'da bu kadar öğrenci okuyor. Konya'dan gelmiş, Adıyaman'dan gelmiş, Kayseri'den gelmiş. Oy veremiyor. Halbuki hayatı burada geçiyor. 4 yılı burada. Niçin onun da bir katkısı olmasın şehre? Bu kadar sırtından para kazanıyor dükkanlar, lokantalar, üniversiteler. Yani bu şehir de devlet kurulmaya mahkum bu gidişle. Evet. İşte Londra'daki belediye başkanı Müslüman mesela. Ama İngiltere'de ırkçılık var. Ama o şehirde
kozmopolit şehirde bu olabiliyor. Kesinlikle katılıyorum. Ben de Londra'da yaşadım ve Londra'da bir öğrenci olarak yaşadığım zaman da hani aynı dediğiniz gibi ekonomiye katkı sağlıyorsunuz. Sonuçta belli para karşılığı orada okuyorsunuz, orada ev tutuyorsunuz, orada günlük ulaşımı kullanıyorsunuz. Ancak İngiliz ya da Londralı dendiğinde, aslında belki Londralı dendiğinde İngiliz dendiğine göre akılda daha farklı bir figür oluşmaya başladı. Evet. Daha serbest bir insan, daha genç bir insan. Dilinden, ırkından ziyade hani belki yaşam tarzı, giyinişi anlatmaya başladı o Londralı şeyini. Ama mesela İngiliz dediğiniz zaman, Fransız dediğiniz zaman aklımıza gelen, 50 yıl önce akıllara gelen suratlar şimdi çok daha farklı oldu aslında ve bu önlenemez bir değişim haline geldi ve ben de bunun buraya götüreceğini düşünüyorum. Peki hocam, bir şey daha sormak istiyorum. Hayır, pardon, şunu da ilave edelim istersen. Yani büyük şehir insanları, Amsterdam insanı, İstanbul insanı, Londra insanı, Nairobi insanı birbirine çok benzemeye başladı. Aynen öyle. Giyinişimiz aynı, zevklerimiz aynı, kültür az çok bir daha bir evrensel kültür, okuduğumuz kitaplar falan filan. Halbuki o ülkenin insandan o kadar yakın değiliz, yani farklıyız. Yani farklı bir nesil çıkıyor ama bu şehirleri de yaşanır kılmak lazım azıcık, çünkü felaket. Evet, katılıyorum. Zaten her zaman bir çevre ve merkez argümanı vardır, politikada da vardır. Yani merkezde belli sermaye döner, işler döner ve orada ilk gelişmeler, teknolojiler ilk oraya ulaşır. Çevre bunu takip eder diye. İşte şimdi de benim 20-30 yıl sonra öngördüğüm, en azından kendim, dünya, o kurulan büyük şehirlerin etrafında maalesef bu bahsettiğiniz eşitsizlikten dolayı o şehrin o ihtişamını beslemek için belki de bugünden daha da kötü ve zor şartlara çalışan dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu da o çevrelerde o şehre hizmet edecek diye korkuyorum ve öyle düşünüyorum. Kırsala dönüş olur mu? Kırsala dönüş dünya bence büyük. Bunun bir sonraki adımı olur baktığınız zaman. Çünkü bu şehirler birbirle rekabet etmeye başladığında ve artık yine eldeki sermaye yetmemeye başlayınca yine farklı kaynaklar için arayışlara çıkmaya başlayacaklar ve birbirlerini yok etmeye başlarlarsa hep ortaya atılan o ilk çağ dönüş teorisi belki tam de çok uzak değil senaryosu. Hocam. Ay ben teknolojiyle acaba şehirlerde yaptığımız işleri şimdi korona sayesinde işte eğitim, şehirde olmam şart değil artık eğitim için. Doktoru şeyle yapabiliyorsun. Tele tıp diye bir şey çıktı. Doktor seni dinliyor. Hı hı. Ekrandan dinliyor. Hukuk böyle olmaya başladı. Yani saymak psikoloji, danışmanlık da daha bir kırsala dönüş olabilir mi diye soruyorum kendime. Çünkü şehirde, intihar şehirde. Kırsalda insanlar bu kadar intihar etmiyor. Şehirde intihar ediyoruz. Anonim cinayet, her ne kadar kırsal kesme ayıplıyorsak da geleneksel cinayetler falan diye. Şehirdeki anonim cinayet 1000 kat daha fazla. Yani asıl barbarlık. Eskiden uygarlık denirdi şehre, asıl barbarlık şehirde şimdi. Da oradan ümit ediyorum belki bu şehirden teknolojiler sayesinde bir daha istediği IKEA ev yapmaya başladı şimdi. 10 bin dolara mı, 5 bin dolara mı ne? İstediğin yere tık 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 parçaları birleştirip bir evini kuruyorsun. Bilmiyorum, olabilir mi? Evet, çok güzel, yani güzel bir temenni bence hocam ama burada da her zaman olduğu gibi en kritik nokta o dağılımı, o şeyi daha adaletli, daha eşit bir şekilde yapabilmek ki bu sürdürülebilir olsun. Evet. Çünkü bu sürdürülebilir olmuyor eğer ki birileri bu şanslardan yararlanabilirken insanların bir kısmı yararlanamayınca. Çünkü toplumlar, insanlar sorular sormaya başlıyor diye düşünüyorum. Bu gelip adaletsizliğin önce bitmesi lazım. Yani bitmesi lazım. Bunda aslında çok kolay yolları var. Bunu her zaman konuşabiliriz. Siz de biliyorsunuz zaten ama işte bunun için bir niyet lazım ve biraz da toplumun farkındalığı lazım bence. Yetmez ama o da gerekiyor. Peki Arda, şey vardı, bu Amerikan başkan adaylarından birisi, Demokrat Parti'den, adını hatırlamıyorum. Fransa'da da geçenlerde bir siyasi parti bunu benimsedi. O da şey, herkese yaşayabileceği kadar, yani adam gibi yaşayabileceği kadar minimum gelir. Hı hı. Çalışsın, çalışmasın, ne olursa olsun. Ne diyorsunuz? Ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü benim bakış açımda zaten günümüzdeki kapitalist sistemde çalıştığımızın karşılığını insanların çoğu almıyor. Hadi onu da geçtim. Zaten en çok para kazananlar da genelde kazanması gerekenden çok çok daha fazla kazanıyor.
Zaten böyle bir ortamda bir insan çalışmıyor, ona niye para vereyim ki diye düşünmeye başlayan insanlar aslında burada genelde daha kolay yoldan paralar kazanıp sistemi manipüle edebildiği için o noktada oluyor ve öbür insanlara tepeden bakabiliyor diye düşünüyorum. Peki Arda'cığım, aramızda yaş farkı var. Siz üniversitelerden yeni mezun oldunuz. Sizin gibi mi düşünüyor üniversiteli gençler, yoksa siz daha bir Yani farklı açıkçası mısınız? hocam, dürüst olmak gerekirse ben Amerika'da da okudum. Georgetown'da politika okudum. Orada bu tip fikirleri söyleyince otomatik olarak sizi hani tamam radikal. Sen işte bugün Bernie Sanders'a yaptıklarına benzer bir şekilde. Hani hayalcisin, hayal kuruyorsun. Halbuki bunlar hayal değil. Bunlar sadece bambaşka bir bakış açısıyla konuyu ele aldığın zaman çok da net gerçekler ve çok da bence gerçekten de kolayca halledilebilecek şeyler. Eğer farklı bir bakış açısından bakmak ister isek tabii. Hatta bu programı Amerika'da yapamazdık Pek demiştiniz. sanmıyorum. Evet, böyle bu kadar rahat konuşamazdım. Çünkü sistemin kurulduğu yer orası ve Bu kadar sistemin kapalı. yani en çok manipüle edildiği yer orası. Amerika'da bunu gittim gördüm. Amerika'da yaşamak isterdim. Hala da hayat her şeyi gösterebilir ama gerçekten de Avrupa'ya göre mesela böyle bir farkını hissettim. Daha kapalı ve dediğiniz gibi daha baskıcı bir sistemin şeyini hissediyorsunuz üstünüzde, ağırlığını hissediyorsunuz. Geçenlerde Arda bana bir söyleşte son soruydu. Kendini en çok nerede özgür hissediyorsun? Türkiye'de mi, Amerika'da mı diye. Hiç düşünmeden, kimse de böyle bir soru sormamıştı. Türkiye'de dedim. Şaşırdılar çünkü Türkiye'deki adalet sistemi sorunlu, biliyoruz. Hapishaneler sorunlu falan filan. Fakat bu şeyde kurulan, Batı'da ve özellikle Amerika'da kurulan insanı, insan unsurunu tanımayan sistem, derdini kimseye anlatamazsın. Yani burada bir işkenceciye belki derdini anlatabilirsin ama o artık robotlaşmış bir toplum. İnsan insanı görmez olmuş. Sistemi iyi çalıştırmak pahasına. Uğruna. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bence de benim de cevabım aynı şekilde olur. Siz benden çok daha tecrübelisiniz. Çok daha farklı yerlerde uzun yıllar yaşadınız ama ben de bu şu an kadarki hayatımda gördüğüm üzere bunu hissettim zaten. Birinci ağızdan hissettim bunu. Bir tecrübe olarak şu an burada rahatlıkla aktarabilirim. Peki bir şey sormak istiyorum hocam. Salgından bahsediyorduk. Şimdi biraz toplumdan bahsettik. Salgında getirilen kısıtlamalar. Yine bunlar da aslında baktığınız zaman sistemin meşru kıldığı ve sistemin mümkün kıldığı kısıtlamalar. Yani dün Covid'den önce kimse gelip size akşam 9'dan sonra evden çıkamazsınız ya da bilmiyorum oradan istediğiniz ülkeye seyahat edemezsiniz dese insanlar ya durun bir dakika niye demeyiz ki derdi. Ama ne oldu? Bu salgın var ya da yok değil burada argümanımız. Var tabii ki ama bu bir şekilde kullanıldı ve insanlara bir korku yaratıldı. Bundan sonra da dendi ki kısıtlamalar olacak. Örneğin dediğimiz gibi sokağa çıkma yasakları, seyahat yasakları, belli başlı artık sosyal hayatı bile kısıtlayan yasaklardan bahsediyoruz. Evden çalışma olsa da olmasa da insanlar ev ve iş arasında bir düzeni biraz sıkıştı kaldı. Sizce bu ne kadar samimi? Yani bunu tabii ki iyi niyetli bir önlem, salgının yayılmasını önleme konusunda olduğu bariz kararlar da var ama sizce gerçekten sistemin, devletlerin de demiyorum, bu sistemin toplum üzerinde bu kadar etkisi olması, bu kadar baskıyı kolayca kurabilmesi, bu kadar manipüle edebilmesi sizce doğru mu? İyi soru. Yani bu çok tartışılıyor tabii. Yani devletin ne hakkı var beni içeri tıkmaya? Yani bunu şey yapıyorsunuz. Hollanda'da şu anda Aynen öyle. gösterilerin dördüncü günü biz Evet. sizle konuşurken. Belki yarın 5, 6, 7 devam edebilir. Yani bize eve tıkmaya hakkınız yok diyorlar. Bu sadece Hollanda'da değil, İngiltere'de, Amerika'da, Brezilya'da. Fakat şeyde yok mesela. Doğu'da yok. Yani Çin'i kastetmiyorum çünkü otoriter kimse Çin'de yaşatmasın. Yani bu kadar otoriter bir toplum işte bir de Kuzey Kore falan. Fakat bu sorumluluk Tayvan'da da var ki tam babasına kapitalist bir ülke. Toplumsal sorumluluk yani. Vietnam'da olduğu, Tayland'da olduğu yani dikkat ediyorlar hakikaten. Yani şey yapmak, yani devletin demesine ihtiyaç yok. Batı'daki tepki, yani özellikle işte Amerika'daki, çünkü iyi devlet nedir? Amerika'da sağa göre iyi devlet hiçbir şey yapmasın, devlet gölge etmesin,
başka insan istemem. Onun için de silah taşımak isterler. Devlet benim işime fazla karışırsa anayasanın garantisi var zaten. Benim devleti devirme hakkım var. O tepki azıcık oradan geliyor bence. Koronadan değil, devletin benim işime, yani bir özgürlük anlayışından geliyor. Ama bu, yani kemer de bağlattılar bize mesela otomobilde. İstemedik başlangıçta, ne hakkı var falan dedik ama aklımız yattı. Bir de batıdaki birey bence arada çok şımardı. Çok şımardı. Yani sanki İngilizler sokak kahvelerinde oturmuş gibi, Amerikalılar sokakta kahve yok, her şey kapalı mekanlarda. Kahve, sokakta kahve içmek için falan şey yapmaya başladılar, özlüyoruz diye. Olmayan bir şey sanki özlemeye başladılar. Yani büyük bir şımarıklık var. O şeyini işte yapamadığı için, beyzbol oyununa gidemediği için falan, yani dünya ölüyor. Evet, tabii ki. Burada önemli olan da o. Ama benim... Ama o devlete olan işte, pardon, sonra tam şey yapamadık. Estağfurullah. Ama devlete olan o geleneksel tepki, devlet o tepkiyi hak ediyor çoğu yerde. Korona ile birleşiverdi bu sefer. Halbuki daha sorumlu davranabilir insanlar ama o devlet tepkisi can şeyinin üstüne geldi. Canı korumanın üstüne geldi galiba. Evet. Peki o zaman şunu sormak isterim hocam. Tabii ki burada kısıtlamaların olması doğal. Burada anlatmak istediğimiz de hani bunların bu kadar kolay empoze edilebilmesini aslında ben daha çok merak ediyorum ve şuna da değinmek isterim. Örneğin Türkiye'yi ele alalım. Burada da bir sürü kısıtlama yapıldı ve rakamların düştüğünü görüyoruz. Örneğin restoranlar, barlar, eğlence yerleri olsun. Büyük toplanma, etkinlikler, konserler, maçlar, buraları yani 9 aydır hiçbirimiz gidemiyoruz. Ama yine hepimiz toplu taşımayla işe de gitmeye devam ediyoruz. Bütün gün ofiste geçirenler var. Çok zor şartlarda işe giden insanlar var. Çok zor şartlarda toplu taşımaya, kullanmaya mecbur olan insanlar var. Ve devlet bunlara ne biz size şöyle bakabiliriz gibi bir garanti verebildi. Ne esnafa diyebildi ki sen dükkanını kapat, ben sana bakacağım diyebildi. Tabii. Ve bu durum aslında salgının biraz da sınıfsal bir eşitsizlik ortaya tabii çıkardığını göstermez mi? Kesin. Ve aynı zamanda şunu da eklemek isterim. Örneğin birileri yine işe gidip o sermayeye hizmet etmek zorundayken hayatta kalmak için daha imkanı durumu geniş olanların, iyi olanların bu kısıtlamaları nasıl diyeyim, daha rahat atlattığını, hani zaten günlük hayatlarında çok bir şeyin değişmediğini söyleyebilir miyiz sizce hocam? Kesin, kesin. Yani kapitalizmin bu aşamasında ne kadar vahşi bir düzen olduğu, daha ne kadar yani daha vahşi olabilir. Ya Batı ülkeleri mesela aldıkları, satın aldıkları, ki aşı zaten bedava olmalı, bırak satın almayı. Fakat satın aldıkları aşı miktarı, ülkesinin 5 aşıya ihtiyacı varsa 15 tane aşı aldı. Afrika ülkelerinin aşısı yok. Yani daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani isyan edecek bir şey hakikaten. Evet. Ve şunu da ekleyebiliriz. Hatta o aldıkları 15 aşının da belki kendi ülkelerinde de bir gelir dağılımı adaletine tabii işlersek zaten 15 yaşının 12'sinin belli insanların eline kolayca geçerken o ülkelerde de daha zor şartlarda yaşayanların, belki göçmenlerin, belki sonradan topluma entegre olanların yine bu aşıyı olmakta çok geç kalacağını hissedebiliriz. Tabii. Bunun üstüne de şunu sormak istiyorum. Sizce insanlar ve onların oluşturduğu toplumlar, yani biz hepimiz... Yani bizim oluşturduğumuz toplum, biz insanlar. Toplumun oluşturduğu insanlar değil. Özellikle söylüyorum. Bir taraftan da eski bildiğimiz ulus devletler, aslında onlar da gücünü kaybediyor. Sizce sisteme karşı çok mu yalnızız? Yani insanlar olarak, toplum olarak. Sistem çok mu daha güçlendi? Yani düşünceyi telaffuz etmek bakımından yalnızız bence. Yani sistem medyası çok güçlü. Bir de şeyimizi o kadar iyi kullandılar ki tüketim patolojimizi, onu pompalıyorlar. O da tutuyor. Yani mafyanın esrar satması gibi tüketim patolojisi de öyle. Reklamlar her gün televizyonda ve reklamlarda yalan söylüyor zaten. Yani otomobil reklamı görüyorsun. Şeyde, Hawaii'de adam dağda sürüyor, karda sürüyor bilmem ya, otomobil trafikte aslında. Yani resmen yalan söylüyor. Evet. Yani sizce mesela büyük şirketler, teknoloji şirketleri özellikle, demin de bahsettiğimiz olduğumuz, birazdan da değineceğim. Veri toplama diye bir durum var artık. Hani bütün... Tamam. Belki de oradan bahsedecektim. Evet, evet.
Evet. Yani toplum... Çin bunu çok geliştirdi. Yani koronada toplum sağlığını korumak adına bireyin fişlenmesi, işte cep telefonumuzdan zaten girdiğimiz yerlerden Facebook'la falan gönüllü fişletiyorduk kendimizi. Fakat bu daha bir üst seviyeye girdi. Yani bundan sonra fişlenmemiz kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Zaten fişleniyoruz yeteri kadar. Kaçınılmaz. Ondan özgürleşmenin yolu bence daha az tüketerek. Çünkü tükettiğimizde bu bilgileri veriyoruz. Lüzumsuz şımarık hareketlerimizde işte o pastaneye git, ondan sonra lokantaya git, ondan sonra bu doymuyoruz çünkü. O da bizi devamlı takip ediyor. Takip ettikçe huyumuzu, adetimizi, davranışımızı önceden kestirmeye başlıyor. Bu Cambridge Analytica şirketi, Trump öyle kazandı seçimleri. Çünkü noktalı atış reklam yaptılar seçmenlere, potansiyel seçmenlere. Yani onun kurtuluşu bizim bu tüketim patolojimizden kendimizi özgürleştirmemiz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Mesela ben hep şunu düşünüyorum. Hani diyorlar ya, o cebinizdeki telefonla dinleniyorsunuz ya da işte WhatsApp tartışması çıktı iki hafta evvel. İşte WhatsApp kullanım sözleşmesini değiş. İnsanlar buna çok takıldı mesela bence. Zaten oraya kadar o WhatsApp'ı getiren adam o saatten sonra o kullanım sözleşmesini onaylamasa da istediği bilgilere erişebildiğini düşünüyorum. Tabii. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuz. Tabii. Peki onu soracaktım. Yani sizce toplumun bir yükümlülüğü, bundan kurtuluş yolu yok mu diyecektim. Siz dediniz ki tüketim alışkanlıklarınızı bence kesinlikle bırakmak ya da en azından minimuma indirmek, bundan bir kaçış. Mesela ben de hep şunu düşünüyorum. Cebinizdeki telefon bizi dinliyor diyorlar ya, bence dinlemesine gerek yok. Zaten biz öyle bir malzeme veriyoruz ki o verileri toplayan şirketlere. Tabii canım. Bizden çok daha akıllı sistemler tabii, oldukları tabii, için aslında. Tabii. Bizim her gibi kulak ya da gözle dinlemek yerine zaten onların hepsi işleniyor ve önümüze konuyor. Bir de değişim belki şeyle, yani bu üniversite sistemi bence çok yanlış. Çünkü liseyi bitiriyorsun, üniversiteye giriyorsun. Herkes de değil ama giderek sokakta işsiz olmasın diye seni üniversiteye almaya başladılar. Türkiye'de 12 Eylül'ün yaptığı işlerden bir tanesi oydu. Gençlerden korktukları için. Mesela Boğaziçi'nin öğrenci sayısı 5000'di, belki 4000'di 12 Eylül'den önce. 12 Eylül'den 4-5 ay sonra 10.000'e çıktı. Ondan sonra 20 bine çıktı. Sokaktan alıp, bir de orada her ne kadar özgür gibi görünen bir ortam olsa da orada seni bir iki sene azıcık bağırıp çağırmana, demokrat hocalar falan özgürlüğü anlatıyorlar sana. Güzel kitaplar da okuyorsun. Ondan sonra iş kaygısı başlıyor. Ondan sonra da 68'in sloganı vardı, 30'dan büyük kimseye güvenme diye. Ondan sonra da işmiş, evlilik falan derken artık sen demokratik sürece katılımdan falan çekiliyorsun. Yani şöyle bir üniversite düşüncem var. 18'imden sonra ben üniversiteye gitmeyeyim. Kimse gitmesin. Toplum bana, kendi yaşadığım toplumu, hatta dünyayı tanıma olanağını sağlasın. 2 yıl, 3 yıl. Okul yapayım, öğretmenlik yapayım, mürebbiyelik yapayım ama ülkemi tanıyayım. Yani evimde oturmayayım. Veya Vietnam'da gidip bilmem ki bir kırsalda çalışayım, balıkçılarla çalışayım. Dünyayı tanıyayım. Kitaptan da dünyanın adaletsiz olduğunu değil, kitaptan da dünyanın güzel olduğunu değil, sosyolojiyi ilk önce dünyayı tanıyayım. Ondan sonra üniversiteye gireyim. O zaman işimde de çok daha bilgili olurum, dünyayı tanıyan birisi olurum. Şimdi üniversiteye gidiyorum, hormonlarım fışkırıyor zaten, güzel kızlar, güzel oğlanlar. Parti de yapacağız, işte içki de içeceğiz belki. Evden uzağım ilk defa, annem babam yok. Bir de dersler, ikisi yan yana gitmiyor. Çok saçma bir yaşta bunu zorluyoruz zaten gençlere. Bence çok haklısınız. Yani böyle söyleyince ben de siz konuştukça kendi tecrübelerini düşündüm. Mesela 10 yıl sonra üniversiteye gidiyor olsam şu an çok daha fazla tercih edeceğimi biliyorum. Çünkü dediğiniz gibi çok daha farklı bir hayat tecrübem olacak. Belki bir iş tecrübem. Dediğiniz gibi en önemlisi bence sosyal tecrübem çok daha fazla olacaktı. Farkındalığım artacaktı ve yaptığım işi de daha ciddi alarak yapabilecektim. Hatta belki yaptığım işi de daha farklı bir iş yapabilirdim. Bu dediğiniz sebeplerden dolayı. Peki sizce o bahsettiğiniz... Bir de şirketleşmeye başladı üniversiteler. Evet. Yani eskiden
Şimdi Boğaziçi'nin işte Türkiye'deki üniversitenin özelliği yok, akademik özgürlük yok falan da olduğu söylenen ülkelerde de pek yok. Çünkü eskiden hocanın şey vardı, hayat boyu iş garantisi vardı. O Türkiye'de var gene, hayat boyu iş garantisi vardı. İş garantisi olunca ancak yüz kızartıcı falan bir şey yaparsan seni okuldan meslektaşların atardı. Başka kimse değil. O da o üniversitenin kendi dilinde o bilimi, araştırmaları takip. Şimdi iş güvencesi yok. Sen zaten atıyorlar. E o zaman o şeyin elinde artık üniversite. Onu destekleyen sermayenin elinde, patronların elinde, mütevelli heyetin elinde. Yani aynen üniversite öyle. Zaten bitti. Evet. Yani farklı bir yol düşünmek gerekecek öyle bence mi? De gerçekten. Çünkü eskisi kadar olduğu gibi de nasıl diyeyim? Eskiden üniversitelerde geçiren vakit daha değerliydi. Ben bunu kendi tecrübelerimden de gördüm. Artık herkes için yolun bir parçası olmaya başladı ve aslında belki de değerini anlamıyor artık insanlar eskiden olduğu gibi. Ki ben bu konuda size hak veriyorum. 18-19 yaşındaki çocukların için de çok da kolay bir şey değil zaten onun değerini anlamak. Yaşadıkları hayattan bir anda oraya geldikleri zaman. Belki farklı zamanlarda bunu bir tercih olarak gütmeye devam etseler üniversiteye gitmeye. Bir de Arda sahte bir ayrıcalık yaratıyor. Ben üniversiteye girdim, sen giremedin. Ben birdenbire böyle oluyorum sana karşı. Ki o üniversiteye girmen de mesela Türkiye'deysek kurslara para yatırdığım için. Yoksa üniversite girişlerinde ancak kurslara para yatırınca kazanabilirsin. Yani evet. Ki hocam ben haksızlık. Bir adım daha öteye götürmek isterim. Hani kendime bir eleştiri olabilir. Kendime olmasa da en azından benim kendi durumuma bir eleştiri olabilir. Ben de yurt dışında üniversite okudum. Mesela bugün konuşurken yurt dışında okumuş deyince. Özellikle Türkiye'de insanlar böyle bir hoşlarına gider. Çünkü daha az insan okur. Halbuki bunun da dediğiniz gibi bir sebebi benim bazı şanslı olma durumlarım, ailemin durumunun birebir etkisiydi. Eğer öyle olmasaydı, istisnalar tabii ki her zaman var ama geneli bakarak söylüyorum. Ben de yurt dışında okumuyor olabilirdim. Ve şunu da söylemek isterim, inanın yurt dışında da aynı dediğiniz gibi o kadar farklı bir anlayış ya da sistem yok. Hatta kim yerde daha da kalıtsallaşmış durumlar var. Yani bence de bu tuzağa çok düşmemek lazım. Ya da ben gelip, hadi ben yurt dışında okudum, burada Türkiye'de okunuyor gibi bir ayrıma hiçbir zaman kendimi sokmamaya çalıştım. Çünkü bunu yaşadım, gördüm, tecrübe edebildim. Kesinlikle yok, bu ayrıcalık korkunç bir şey işte. Amerika'daki başkan adayı tabii seçmediler. Yani üniversite herkes için bedava olacak. Üstüne para verecek devlet sana. Bir ara Almanya'da hocalık yapıyordum. Öğrenciler ayda 2000 mark para alıyordu devletten. Şimdi tersine döndü hikaye. Sen dünyanın parasını ödüyorsun. Evet, ki Almanya'da bile böyle oldu bu diyorsun. Evet. Yani sosyal demokrasinin, sosyal devletin evet, çok koyu ve aslında şeye işlemiş, devlet sistemini işlemiş olduğu bir yerde. Yani hala özgür modeller var. İsveç'te öğrenciler mesela yurtlarını işletiyorlar. Yurt sahibi, yani binanın sahibi oradan para kazanıyor. Onu kendi aralarında yemeleri, içmeleri, okumaları, kitap. Yani iyi modeller de var. Olmayacak şey değil aslında. Yani yine bir yol var aslında. Sadece var. Bakış açımızı buradan alıp buraya getirmemiz gerekiyor demin konuşmamız. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Çocuklar son köle diyorsunuz. Çocuklara isim vermek bile aslında hayata geldikleri andan itibaren onlara bir, nasıl diyeyim, bir sorumluluk yüklemek, bir aidiyet yüklemek. Ne düşünüyorsunuz? Biraz daha açabilir misiniz bunu? Ben de çok merak ediyorum. Çok zor soru hakikaten. Bu aile işi çok zor. Yani bazı toplumlar deniyor, çocuğu genç yaşta anneden babadan alıp o toplumun ideolojisini verelim diye. Almanlar Hitler döneminde, Sovyetler denedi, İsrail kibbutz'da denedi. Bazı ütopik toplumlar da var, filmleri var diyeyim falan filan. Yani evde bir şey var. Bir beraber olmanın getirdiği bir güven, bir sevgi var. Fakat aile de o çocuğu ne kadar seviyorsa da kendi malı gibi sahipleniyor. Yani işte özellikle babalar kadın erkek eşitsizliği olduğu için yani kendisi gibi olsun istiyor çocuğu. Ama sadece bugünkü baba değil, Shakespeare'in sonelerine bak. Aynı şey, çocuk yap diyor ki sana benzesin. O yoruyor çocuğu. Bazen babası gibi, annesi gibi olmak istiyor. Bazen de
çok iyi bir rol modeli diyelim. Bütün rol modelleri kötü ama çok iyi bir rol modeli olsa babası bu sefer tersini yapmak istiyor. Zaten şey kötü, çocuk sahibi olmak kötü. Ne demek sahibi olmak? İşte ben bunun küçük şeyleri de isim veriyorsun. İşte kölelere de isim veriyorduk. Fakat daha garibi dini veriyorsun. Ya 5 yaşında çocuğu 6 yaşında sen nasıl din verebilirsin? Kültürünü ver. Kaçınılmaz zaten o ülkede bir din kültürü varsa. Zengin bir kültürde dinlerde edebiyatı vardır, müziği vardır, felsefesi vardır. Temel sorular vardır. Nereden geldik, nereye gidiyor? Ama bırak da yani reşit olduğunda da bir şey yaşa geldiğinde kendisi seçsin. İster dini olsun, ister olmasın hangi din kendisi seçsin. Yani ben o zaman yaşta isyan ederdim şimdi. İsim de aynı şekilde. İsim ver çocuğa tamam. Ama kendi ismini seçebilsin bir yaşa geldiğinde. Anne baba da onu şey hissetmesin. Ya bu çocuk benim verdiğim ismi reddetti falan diye. O çocuk anneye babaya emanet aslında. Sahibi değil, emanet. Yavaş yavaş değişecek sanıyorum. Evet yani sonuçta bu dünyaya getirilen başka bir canlı. Evet anne baba tarafından getiriliyor. Ancak mesela hayvanlar örneğinden gidersek. Mesela hayvanlar çiftleşiyor. Memelilerin çocukları oluyor. Sonra doğal hayata bırakıyorlar. Akranlarıyla yaşıyorlar. Aynen. Mesela peki şunu soracağım. Bu tartışmanın üzerine gidersek. Gerçekten zor bir konu ama benim de aklıma bazı sorular geliyor. Mesela okul hayatı diyoruz. Aslında çocuklar için çok önemli. Hatta bugün salgın yüzünden okula devam edemeyen çocukların ya da en azından online devam eden çocukların 10-20 yıl sonra bunun etkilerini de hissedeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü o kendi akranlarınla birlikte olmak, insanın kendisini keşfetmesi açısından, ailesinden kopabilmesi, daha farklı bakış açıları kazanabilmesi açısından bence çok önemli. Yani siz şunu der misiniz mesela? Ailelerin çocukların üstünde bu bahsettiğiniz sahibiyet, aidiyet duygusunun azalması için belki bir süre çocukların sırf kendi yaşıtlarıyla ve kendi arkadaş gruplarıyla bir yerde geçirse daha farklı bir yerler olarak çok çok iyi olur tabii. Öyle yaz kampları olabilir, hafta sonu kampları olabilir. Yani çocuğun tek bir anne ve tek bir babadan dünyayı tanıması çok totaliter bir düzen. Yani eskiden geniş ailede anneanne var, teyze var, babaanne var. Ayrı görüşleri, aynı dinden bile olsalar, aynı ülkenin vatandaşı bile olsalar farklı bireyler ve hepsinin bir hayat anlayışı bir nebze farklı. Çocuk hepsinden sosyal insanı tanıyabiliyordu. Şimdi sadece iki kişiden, o iki kişiden de fazla tanıyamıyor. Çünkü bu düzende anneyi de çalıştırıyorlar, babayı da çalıştırıyorlar. Evde sofra bile kurulmuyor. Peki hocam, Amerikanca egemenliğinden bir bahsetmiştik sizle röportaja girmeden önce. Onu da biraz açabilir miyiz? Yani İngilizce egemenliği, Amerikanca egemenliği diye bahsettik hatta. Çünkü bence çok enteresan bir konu ve benim ilk defa duyduğum bir kavramdı. Siz dile getirdiniz. Biraz üstte konuşalım mı? Ne dersiniz? Geçen gün düşündüm. Yani İngilizce öğrenmek Amerikanca artık o. İngilizce değil, Amerikanca çok önemli bir şey tabii. Onun sayesinde iş daha iyi iş bulabiliyoruz. Belki daha çok yayın okuyabiliyoruz. Daha çok film izleyebiliyoruz, şarkı dinliyoruz falan filan. Fakat korkum, yani Amerikanca dinledikçe, öğrendikçe Amerikanca düşünmeye de başlıyoruz. Yani bir Amerikalı gibi düşünmeye başlıyoruz. O zaman dünyaya farklı bakışlarla, dillerle farklı bakışlar kaybolmaya başlıyor. Azıcık şey gibi düşünüyorum. Amazon'da ormanların gitmesi, birçok türün kaybolması, halbuki bütün o türler lazım gezegenin yaşayabilmesi için. Yani Amerikanca düşünerek tek bir kültüre inersek, cinsel ilişkilerimizde, esprilerimizde, tatil anlayışımızda, yemeklerimizde, çok şey kaybedeceğiz. Tür çok şey kaybedeceğiz ve türün yaşaması tehlikeye düşecek. Çünkü türde var olan bütün farklı diller, bakışlar, görüşler, hisler, duyguların olması bizi yaşatıyor. Aynen. Bir tehlike halinde 15 kültür, 15 farklı cevap verecek belki.
onu yitireceğimizden çok korkuyorum. Evet, ben de çok katılıyorum. Çünkü bence insan kendini dille ifade ediyor tabii ki ve yani her dili konuştuğunuzda bir insan olursunuz. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Bunu da tecrübe ettim. Hani İngilizcem çok iyidir. Fransızcam o kadar iyi değildir ama İngilizce için bunu söyleyebilirim. Hmm. İnsan yeni bir dili öğrendiğinde ya da başka bir dil konuştuğunda daha farklı bir şekilde kendini ifade ediyor. Ben insanın kendini nasıl ifade ettiğinin insanı tanımladığını düşünen biri olduğum için dilin de ne kadar burada kritik bir etken olduğunun aslında düşünüyorum, farkındayım diyeyim. O yüzden dediğiniz gibi mesela müzik, sinema bunlarda bile olsun. Yani o egemenliğin içine alınmayan o kadar fazla eser var ki ulaşamadığımız ya da evet, ulaşabileceğimiz ama gözümüzün önünde olmayan, dediğimiz gibi bizi bir kalıba sokuyor. Ve bu kalıbın dışında bir şeyler hayal etmek, sırf bir şey eserleri görmek ya da farklı şeyler yapmak değil, hayal etmek bile çok zor oluyor bir yerden sonra. Çünkü hayal ederken bile cümlelerle, kelimelerle hayal ediyoruz. Aynen. Biz gene batıya göre azıcık şey, yani Türkiye gibi ülkeler batıya göre şey bakımından, farklı dillerin bakış açısını görmek bakımından şanslıyız. İngilizce ve Amerikanca çevrilen kitap, İngiltere azıcık daha fazla, galiba %5 falan, Amerika'da galiba %1, %2. Halbuki Türkçe'ye çevrilen kitaplara bak, %30, %40 falan. Yani Fransa'nın romanını okuyor adam, işte Almanya'nın romanını okuyor, İsveç'in bilmem ne. Kaç ülkenin bakışını görebiliyoruz. Batı bunu kaybettiği için zaten dünyadan çok kopuk ve dünyayı tanımıyor. Hatta şey, klasik bir, çok tekrarladığım bir laf var. Dünya Amerika'ya bırakılmayacak kadar önemli. Amerika'da Amerikalılara bırakılmayacak kadar önemli. Çünkü dünyayı tanımıyorlar ve giderek daha az tanıyorlar. Belki bizim bir sorumluluğumuz da Amerika'yı bu cehaletten kurtarmaya çalışmak. Protestolarla olmuyor. Kahrolsun emperyalizmle olmuyor. Yani bir şekilde sivil toplum örgütleri nasıl şeyi kurtarmaya çalışıyoruz, iklim krizini, şunu. Amerikalıları kurtarmak lazım. Yoksa Çin'in eline düşeriz, yani başka totaliter sistemlerin eline düşeriz, çok daha kötü olur. Evet, tabii. Devlet... Çin de şaştı şimdi Arda. Amerika, Batı, fakat o kadar çabuk çuvalladı ki koronada. Çin zaten bekliyor böyle, dünya benim olacak diye. Fakat bu kadar çabuk benim olacağını bence tahmin yani etmiyor. 10 yıl sonra çuvallamasını tercih ederdi Çin, çünkü daha hazır olurdu. Kesinlikle evet, katılıyorum hocam. Evet. Yani o 10 yıl sonra belki göreceğimiz multipolar, yani çok kutuplu dünya düzenine gelmeden bile belki çok hızlı bir çift kutuplu dünya düzenine, aynen, gelebileceğiz. Batı karşısında Çin ve Çin gibi düşünenler, Çin gibi davrananlar olarak. Ve bu aslında Çin de dediğiniz gibi daha sonra olmasını tercih ederdi ki daha güçlü girebilsin. Evet, yani evet, şaşırdılar, apalladılar, evet, bu kadar çabuk önüne düştü diye. Ve zaten yani ben de ona değinmek istiyordum. Baktığın zaman bu Amerikanca egemenliği de bazen hani şaşırıp düşünüyor olabiliriz ya da bunları çok düşünmeyen insanlar için 400-500 yıllık dönemler gibi geliyor olabilir. Halbuki sadece 80 yıllık, şu an 85. yılına girdiğimiz düzenden bahsediyoruz baktığınız zaman. Evet. Yani bu 10 yıl sonra farklı olursa da kimsenin şaşırmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki dünya egemenliği diyoruz. Ben son bir konuya değinmek istiyorum hocam. Uzay egemenliği. Belki de asıl konuşmamız gereken şey burada. Ne düşünüyorsunuz? Yani dünyaya zaten insanlar yetemiyor. Onu fark ettik. Elon Musk'ın bazı iddiaları var. Gideceğiz diyor, Mars diyor. Yani ne düşünüyorsunuz? Çok derin bir konu gerçekten ama. Yani bunları düşünmeye, tartışmaya, okumaya falan şey yok. Hani o kadar vahşi bir dünyanın içinde yaşıyoruz ve günün derdindeyiz. Yani yarını garantileyemiyoruz. Fakat bu arada boş durmuyor şirketler ve devletler. Yani uzayı sahiplenmeye çalışıyorlar. Asteroidleri, göktaşlarını, oradan ne kadar maden çıkarabilirim diye şimdiden planlarını yapıyorlar. Kimisi de bu dünya böyle giderse oraya ben nasıl olsa yerleşeceğim diye plan yapıyor. Fakat uzayın sahibi kim? Yani hadi gittiniz, Amerikalıları keşfettiğiniz, yani insanların yaşadığı bir yeri keşfettiğinizi zannettiniz. Hallaç pamuğu gibi orada soykırım lafı attınız. Şimdi de buradaki madenler, daha kim bilir başka neler, ne hakla ilk giden devlet oraya, Amerika'ya gittiğinde bayrağını dikti. Ne kadar komik, ayıp bir şey.
Yani ileride de tekrar gitse belki onun yanına da bir şey koyacak, bir kilise koyacak belki. Yani astronotlar dua da edilsin diye, değil mi? Hakkı yok mu adamın dua etmeye? Ondan sonra Çaykonotlar gidecek Çinliler, belki bir Budist şeyi koyacaklar, tapınağı koyacaklar. Yani uluslararası şeyler, konvansiyonlar bu konuda ne kadar üstünde duruluyor bilmiyorum ama bu konuda bir kamuoyunun oluşması lazım. Ve acelemiz ne uzaya gitmek için? Acelemiz ne? Oradan maden getireceğine burada doğal enerjiyi kullan. Yani bir ambargo koymak lazım buraya. Counter argument ama biz aya gitmeseydi kanseri tedavi edecek bilmem ne bulamazdı. Kanı daha işte ağırsızlıkta inceldik falan gibi argümanlar var ama bu çok kuvvetli argümanlar değil bence. Evet. Sonuçta belli ki yine orada bir paylaşım savaşı var. Yine evet. Git giden ben oldum. Ve hani ben bir de böyle de düşünüyorum sizin dediğiniz üstüne. Hadi burayı kurtarmayı unuttuk zaten. Dünyayı tüketelim, bir de orayı tüketelim'e geçildi şimdiden ve bu çok tehlikeli dediğiniz gibi. Bir de şeyi konuşacaktık, sen de önceden konuştuk şunları, sen elin maskeye gidince aklıma gitti. Tabii geçenlerde ben çok, yani dostlar alışverişte görsün türünden bazen maske taktığımız oluyor. Evet. Ondan sonra kendimizi, işte kendi evinde oturuyorsun, güvendesin. Şimdi otobüste otursak, daha biz yeni tanıştık ki otursak ikimiz böyle duracağız belki. Evet. Şimdi evdeyiz diye güvende hissediyoruz kendimizi. Yani sahte bir güven duygumuz var. O zaman da hakikaten şey oluyoruz. O sahte güven duygusu bizi korona teröristi yapıyor. Çünkü ben sizi hasta edebilirim hakikaten. Bilmiyorsunuz ki ben dün kimdeydim. Veya taşıyıcı mıyım? Aynı şekilde hepimiz için geçerli. Yani dikkat etmek lazım. Bu evet. Da küçük bir şey. Hatta evet. Çift maske takmak lazım. O yüzden biz de bu detaya dikkat ettik. Normalde röportajlarda maske olmuyordu ama iyi yaptık bence hocam. Evet, bizi çeken Aykut'a da teşekkür ederiz evet. Tabii ki. O da görüntü kötü olsa bile tahammül etti bu halimize. Evet. O zaman çok teşekkür ederiz hocam. Çok çok güzel bir sohbet oldu. Gerçekten çok ben keyif de, aldık. Ben de. Benim de ilk sohbetimdi böyle. İnşallah devamı gelecek. Gelir. Ama sizinle başlamak çok çok güzel oldu. Bana da müthiş bir güven geldi açıkçası. İyi, harika. Rahatlığıyla söyleyebilirim ve size tekrar teşekkür ediyorum.